şerefimizin ve hareketçiliğimizin yürü Türkmen diyarı, yurdumuzun kıymetli muhtarları. 2023 yılı 14 Mayıs'ında 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimler olacak. Malumunuz olduğu üzere her zaman iftiharla üyesi olmaktan gurur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin de içinde bulunduğu bir tarafta Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın karşısında Sayın Genel Başkanımızın tarifiyle Zillet İttifakı. Zillet İttifakı'nın hedefi, Zillet İttifakı'nın destekçileri ve Cumhur İttifakı'nın destekçilerine baktığınız zaman gerçekler ortaya çıkacak Sayın Muhtarım. Değerli hemşehrilerim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne niçin oy vermelisiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verin ki mazlum coğrafyalarda ezilen Müslümanlar, mazlum coğrafyalarda ezilen Müslümanlar, Türkler destek. Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verin ki Sayın Milletvekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha güçlü bir şekilde temsil kabiliyeti bulsun. Gezdiğimiz köylerde karşımıza çıkan sorunların çözümünde noktasında elini güçlükle alın. Milliyetçi Hareket Partisi önümüzdeki dönem daha güçlü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilir. Sayın Vekilimiz tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gider. İnşallah nasip olun. Biz de yanında yer alırsak ilimizin, Türkiye'mizin problemlerini çözme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz arkadaşlar. Sözün sahibi hemen yanı başında duruyor. Sayın Milletvekilimize mikrofonu devretmek istiyorum. Bugün iftar davetimizi kırmayarak aramızda teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımı söylüyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıdeğer muhtarlarım, Türkiye şu anda bir seçim sattı mahalline girdi. İçinde kurulmuş olduğumuz bu süreç bir seçim alifesinde yaşadığımız, geçirdiğimiz günlerden çok ama çok daha öte. Çünkü bu seçim öylesine bir seçim ki 100 yılın en önemli seçimi. Türkiye Kurtuluş Savaşı verdi, aradan 100 yıl geçti. 100 yıl sonra hedeflerini, ideallerini, amaçlarını gerçekleştirmek isteyen Batı, eli kanlı hain Batı, bugün Türk devletine ve Türk milletini yeniden ele geçirmeye, yeniden onlara riske sürmeye çalışmak için bir kampanya yürütüyor. Yürütülen bu kampanyada Türk devleti Amerikan emperyalizmine teslim edilmek isteniyor. Bunları da içerideki, dışarıdaki hain işbirliklerine başarmaya çalışıyor. Şimdi bakınız, ortaya çıkan bu seçim sürecinde bir tarafta milletin kendisi olan, milletin sinesinden kopan siyasetçilerin, milletle hemhal olan, milletin milli manevi her türlü değeriyle barışık olan bir Cumhur İttifakı ki onun iki paydaşı AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, diğer tarafta ise yedi kocalı kürbüz dediğimiz 40 yavalı bohça misali 7 tane siyasi parti artı Amerika, artı PKK, artı FETÖ ve bilimum hain örgütler. Şimdi baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bizim ittifakımız öncelikle şunu bilin. Sadece ve sadece büyük yüce Türk milletleri. Başka hiç kimse bir ittifakımız yok. Şimdi diğer ittifaka baktığınızda Siyaset Yelpazesi'nin en sağında bulunan Saadet Partisi'nden tutun en solundaki marjinal sol partilere, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, onun dışında bizim içimizden ayrılarak, koparak giden, kendisini milliyetçi olarak tanımlayan, oysa ki bizim onları çakma milliyetçi olarak nitelendirdiğimiz İYİ Partililer, bir taraflarında da PKK'ya açık destek veren, onlarla her türlü platformda birlikte hareket eden, PKK'nın siyasi uzantısı olarak mecliste yer alan
hedef. Şimdi bunlara baktığınız zaman değerli hemşehrilerim, bunları Türk devletinin yönetmeleri elbette ki düşünülemez. Ben samimi söylüyorum, bunların 9 liraya yesin, bunlar bir bakkal dükkanı dahi yürütemez. Türk devletini yönetmek öyle her babaydın harcı değil. Herkes Türk devletini yönetemez. Onlar zaten Türk devletini yönetmeye talip değiller. Onlar Amerikan emperyalizminin uşağı olmaya talipler. Onlar ki onlar bir koltuk kapma hesabıyla siyaset yapar, siyaset yapar, siyaset mi söyler? Açık söylüyor. Türkiye'de bizim Kırıkkale'de aldığımız kadar oy alamayan siyasi partilerin genel başkanları bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ne bileyim bir tane bakan alacak. CHP liselerinde milletvekili olacak. Peki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bunu ne uğruna yapıyor? Bunu o da koltuk uğruna yapıyor. Öteki koltuk uğruna destek veriyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Birbirine benzemeye 7, önce 5 benzemezdi, sonra 6 benzemez, sonra 7 benzemez. Sonra az evvel ifade ettiğim gibi 40 yamalı borç. Bunların Türk devletini yönetmeyi bırakın. İnanın çok samimi söylüyorum. Bunlar bir şirketi dahi yürütemezler. Bunların bir aday belirlerken neler yaşandığını gördünüz değil mi? Kumar masası dediler, rulet masası dediler, ne bileyim noter masası dediler. Aday belirlerken dahi bir araya gelemeyen bu siyasi parti genel başkanları ülkeyi yönetecekler. Hatırlıyorsunuz değil mi Meral Akşener'i? Kumar masası bu dedi. Dediği doğruydu. Çünkü niye? Orada kazan kazan esasında bir siyaset var. Herkes bir şey kazanmak için oturuyor masaya. Oysa ki bizim Cumhur İttifakımızda herkes bir şey kazanmak için oturmuyor. Bizim Cumhur İttifakı'nın ana hedefi Kızılırmaya, hey Kızılırmaya diye gençlerimizin vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezan dinmesin nidalarıyla Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü temel alan bir projenin içinde olmaları. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu fersah fersah Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir CHP'nin genel başkanı. Atatürk dirilsin, yemin ediyorum Yunan'ı denize döktüğü gibi bunların hepsini denize döktü. Bunların hiçbir tanesini Cumhuriyet Halk Partisi'ne barındırmaz. Düşünebiliyor musunuz? Bir Türk PKK'lı olmaktan, terörist olmaktan hüküm giymiş olan Selahattin Demirtaş'ı için ne dedi? Selahattin Demirtaş serbest kalsın. İstiyorsanız gelin benimle hareket edin, bana uyu verin. Sanki bu devlet Selahattin Demirtaş'ı okulun bahçesinden aldı, götürdü cezaevine. Ya da cami avlusundan aldı, okulun bahçesinden aldı, cezaevine götürdü. Bu Selahattin Demirtaş'ın niye cezaevine gittiğini hepiniz biliyorsunuz. Selahattin Demirtaş ki terörist başı Abdullah Öcalan için Başkan Ahun heykeli dikeceğim diyelim bizzat. Bir terörist. Açık söylüyorum. Terörist cenazeye gitmeyen milletvekillerim hakkında disiplin soruşturması açarım diyen bir zat. Ve 6-7 Ekim olaylarında 50-60 kişinin öldüğü, Atatürk müşterinin talan edildiği, yağmalandığı, yakıldığı, yıkıldığı ve MYK kararıyla sehirden yani başkaldırı ilan edilen partinin genel başkanı. Bugün PKK, İYİ Parti, CHP, HDP, Saadet ve Sayın Cumhurbaşkanımızın beraber siyaset yaptığı ve sırtından harçlayan Ahmet Davutoğlu, ki biz ona Serok Ahmet diyoruz. Yine Ali Babacan bir araya gelmişler. Bir araya gelmişler. Ve bu süreçte devlete diş çöktürmek isteyen Amerika ile hareket ediyorlar. Amerika Devlet Başkanı ne dedi hatırlıyorsunuz değil mi? Dedi ki Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin, Cumhur İttifakı kaybetsin diye her türlü desteği muhalefete vereceğim dedi. Dedi de duydunuz mu? Duymanız var mı? Muhalefet kim? CHP, HDP, İYİ Parti. Peki sadece Amerika mı karşısında bizim karşımıza? Bakın PKK'nın Kandil'deki lider kadrolarından, askeri kanat lider kadrolarından Duran Kalkan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve minimum terör örgütü lider kadrosu dedi ki
Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki Cumhur İttifakı'nı yerle bir edin. Demokratik güçleri birleşin ve Türkiye'de muhalefeti destekleyin. CHP'yi ve İYİ Parti'yi destekleyin dediler. Akşener ve Kılıçdaroğlu ittifakını destekleyin dediler. Peki sadece PKK'larım dedi. Hayır. Üçüncü olarak Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı söyledi. Ve hain işbirlikçileri muhalefetiyle de yine Türkiye'de bir kaos ve kargaşa yaşasın diye hali karıştırmaya devam ediyor. Bakınız 15 Temmuz'da Amerika Türk Devleti'ni ele geçirip Amerika Türkiye'yi 52. eyaleti yapmaya çalıştı. Türk Devleti, Türk Milleti ya Allah Bismillah nidalarıyla, Allahu Ekber nidalarıyla buna karşı çıktı ve asker ve polis üniforması giyen şeytanları bu darbe girişiminden alıkoydular. Sonra hepsi de cezasını çekiyor şu anda. Bu açık söylüyorum, bu Türk Devlet, Türk Devleti'ni tanımamaktır. Türk Devleti Cumhuriyeti değil. Türk Devleti'nin binlerce yıl bir tecrübesi var. Bu devlet dünden bugüne devlet olmadı. Ve Türk Milleti'nin irfanı öyle büyüktür ki Necip Türk Milleti'nin necabeti her türlü kaygıdan uzak Türk Devleti'ni ileriye taşımak açısından gerekli mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de yarın da yapacaktır. Gelinen bu noktada değerli hemşehrilerim, oy kullanacağız. Oyunuzun rengi nedir bilemiyorum. Ama ben sizi aydınlatmam lazım. Biz diliyor ve istiyoruz ki bizi Türk milletinin yanında Türk devletinin büyümesi için mücadele veren bir Cumhur İttifakı'na destek oluruz. Bu bakımdan iki tane oy kullanacağız 14 Mayıs'ta. Bir cumhurbaşkanlığı seçeceğiz, iki milletvekili seçeceğiz. Bu sebeple diyorum ki cumhurbaşkanlığında oylarımızın tümünü Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımıza verelim ve onu tekrar çok büyük bir çoğunlukla yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak seçelim. Ben istiyorum ki bütün muhtarlarımız Sayın Cumhurbaşkanımız kazansın diye sandıklarda oyları patlasın da sandık kapatsın da. Mümkünse CHP'ye, İP'e oy çıkmasın. Buradan zaten EDP'ye oy çıkmasın. Milliyetçi Hareket Partisi devlet ve millet hayatının bela parasörleri olabileceğiz bu parti. Milliyetçi Hareket Partisi Türk Devleti'nin samimi söylüyorum emniyet sigorta sigortasıdır. Bu devletin yanında, bu milletin yanında devletin bekası için karşılıksız hiçbir beklenti içinde olmaksızın 5 yıldır hatta daha da uzun bir zamandır Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk hükümetine destek veren Milliyetçi Hareket Partisi'ni, onun lideri Devlet Bahçeli ve onun kadroları bizleri destekledi. Değerli hemşehrilerim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin boynunu bükük bırakmayın. Bakın ben bir Türk milliyetçisiyim. Türk İslam ülkesine gönül vermiş bir kardeşiniz. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den daha az milletvekilimiz var. PKK'nın 65 milletvekili var, bizim 48 milletvekili var. Ya bu memleket Türk memleketi. Bu ülkenin adı Türkiye. Vatanı milleti için hiçbir bedel ödemekten kaçınmayan, kafasını göğsünü mermiye siper eden, devlet ve millet hayatı için mücadele veren Türk milliyetçileri de mecliste lütfen şu PKK'ların önüne geçsin. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her ne kadar sayımız az olsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki ve Türk milleti içerisindeki özgür ağırlığımız çok yüksek. Sayımızdan çok bizim kuvvetimiz, gücümüz var. Bakınız, Türk askeri Elbap'ta, Zeytindalı, Fırat Kalkanı, ne bileyim Kuzey Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine operasyon düzenliyor değil mi? Bölgeye giren her Türk askeri bozkurt işareti yaparak Kızıl Elma, hey Kızıl Elma diyerek orada terörle mücadeleye gidiyor. Bunu yapanlar kim? Türk milliyetçiler. Bakın büyük çoğunluğu Türk milliyetçisi. Ama zaten bu mücadeleyi yapmak yürek ister. Herkes o üniformayı giyer ama herkes o üniformayı taşıyamaz. Bu sebeple
bizi bu devletin, bu milletin geleceği için, bekası için mücadele veren, Türk milleti huzurlu olsun, Türk milleti refah içerisinde yaşasın, Türk milleti kendini güvenli hissetsin, Türk devleti de baki olsun, bekası önü açık olsun, dimdik ayakta dursun diyen bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Amacımız bu. Amacımız kırmızı plakaları alabilmek değil. Bakınız, ben bir şehit yakınım. Benim eşimin kardeşim şehit olsun. Ben onlara ne anlatacağım? İçinizde İyi Parti'ye oy vermeyi düşünen arkadaşımız veya köyünde İyi Parti'ye, CHP'ye oy vermeyi düşünen arkadaşımız varsa onlara bunu hatırlasın. Bugün İyi Parti, CHP, PKK'lara gidiyor. Bugün PKK'nın olduğu yerde gün bitmez. Hadi bizim dediklerimiz doğru değil. Size söyledim dedim. FETÖ'nün ne söylediğini, PKK'nın ne söylediğini, Amerika'nın ne söylediğini söyledim. Düşman oklarına bakın. Düşman okları kime işaret ediyor? Düşman okları bugün Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Devlet Bahçeli işaret ediyor. Düşman okunun hedefinde biz varsa, Türk milliyetçileri, ülkücüler varsa, Recep Tayyip Erdoğan varsa demek ki biz doğru yapıyoruz. Demek ki düşman oku bize doğru gelirken düşman yayına gerdirmelerine katkı sunanlara Türk devletine, Türk milletine geçit vermemeli. Zaten ben biliyorum, inanıyorum ki bu millet, bu milletin feraseti çok güçlüdür. Bu millet onlara geçit vermemeli. Şimdi soru şu. Bir oyumuzu Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a verecek miyiz arkadaşlar? Verecek miyiz abi? Diğer oyumuzu da Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Devlet Bahçeli'ye. Türk devleti 2 gün önce dünyanın en büyük savaş gemisini üretti ve denize saldı. Dünyanın en büyük savaş gemisi. 100 tane tank alıyor, 50 tane uçak, 50 tane helikopter, 100 tane İHA ve SİHA uçakları alıyor. Arabayı yap. Bunu yapan Türk devleti. Arabayı üreten Türk devleti. İHA'lara, SİHA'larla Doğu Dağlık Karabağ'da Ermeni işgalindeki bölgeyi kurtaran kim? Türk askeri, Azerbaycan askeri. Bugün Ermeni işgalinde bir Dağlık Karabağ yok artık. Ve 100 yıl sonra Ayasofya'da tekrar ibadete açılan yine Türk devleti. Ayasofya artık bir cami ve artık insanlar namaz kılıyor. Yine Kıbrıs'ta evet, Rumlar Türk hegemonyası olan ancak Rumlar tarafından kullanılması izin veren kapalı Maraş bölgesi bugün turizm açıldı. Bunu yapan kim? Türk devleti. Bugün taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacak şekilde terörle mücadele eden kim? Türk devleti. Bugün Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de doğalgazı petrol arayan kim? Türk devleti. Bugün Gabar'da 11 yıl, 12 yılımızı kurtarır dediği oranda bir petrol rezervi bulundu. Bunu yapan kim? Türk devleti. İşte bu ve buna benzer sebepler yüzünden Amerika'sı, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, FETÖ'sü, PKK'sı, Türk devleti başı kaldırmasın size. İşte bu yüzden biz Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verin. Bu yüzden biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verin diye gece gündüz uyumadan bunlara kırıyoruz. Biz burada Tayyip Erdoğan'da, Devlet Bahçeli'de vatanın, milletin huzuru için, bölünmez bütün için bir mücadele veriyoruz. Bizim ortak amacımız ne ki? Amacımız şu, vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezan dinmesin. Bütün bunları bilerek, bütün bunları görerek, genç çocuklarımızın geleceği için, devletin ve milletin istikbali için bu mücadeleyi yürütmemize bize katkı koyuyor. Bizim bireysel olarak, samimiyetle söylüyorum, bir ikbal kaygısı içerisinde değiliz. Biz ikbal kaygısıyla hareket eden bir siyasi partinin temsilcileri değiliz. Bizi biliyorsunuz. Biz önce ülkem ve milletim, sonra partim, en son ben diyen adamların partisi. O açıdan Milliyetçi Hareket Partisi'ne vereceğiniz her oy PKK'ya attıran bir kurşun. Açık söylüyorum. İyi Parti'ye, CHP'ye verilen her oyda PKK'ya hediye edilen bir kurşun. Onu da açık söylüyorum. Bu mücadele hak ile batıl, hak ile hilalin mücadelesidir. Bunu da bilelim ve buna göre hareket edelim. O yüzden köylerimizde, mahallelerimizde sandıkları kapatıp Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü seçeceğiz. Yine
sandıkları kapatalım. Millet Hareket Partisi'nin de çok güçlü bir şekilde temsilini meclise sağlayalım. Benim diyeceklerim bu kadar. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun. Thank you.